Borcuların psikolojilerini, performanslarını saha içerisinde en iyi analiz eden isimler teknik direktörler, antrenörlerdir. Hocam, mesela bu senenin en önemli transferi olarak bütün Beşiktaş camiası, muhabirleri, taraftarı, herkes, herkesin beklentisi Güven Yalçın'dır. Yanlış mıyım? Evet. Çünkü Burak'ın sakatlığı var. Kampta sakatlandı ama herkes diyordu ki Burak sakatlandı. Şimdi Güven patlayacak. Güven şöyle yapacak. Hadi Güven Çünkü göster kendini. Milli takıma kadar yükseldi. Çok iyi performans. Ama hocam şu andaki düşüşü gerçekten çok büyük üzüntü verecek Güven'in. Neden oldu hocam sizce? Şimdi tabii ki e, Güven'i şahsi tanımıyorum. Çalışmadım da onunla. Ama genelde futbolcularda böyle düşüşler olduğu zaman gerçekten e, yeteneğiyle alakası olmayan bir durum. Daha çok psikolojisiyle alakalı bir ortam oluştu. Demek ki ya içine kapandı, performansına ya kendine güveni bitti. O da bazen oluyor. Kendine güveni azaldığı zaman performansına inanılmaz yansır bu. Ya da çok özgüvenli oldu. Ya dedi ben dedi oldum. Tamam piştim. Oldum. Zaten en büyük tehlike o. Ve en çok zaten o yaş gruplarında yaşanan e, sıkıntılardan bir tanesi de budur. Yani genç arkadaşlarımız bu kadar erken şans verildiği zaman eğer kendine ait bir disiplini yoksa, eğer yanındakiler onu frenleyecek arkadaş çevresi, ailesi yoksa e, bu duruma çok çabuk kapılabilirler. Ve bu da inanılmaz bir şekilde performansa yansır. Ama dediğim gibi iki e, yol. Ya bir tanesi çok özgüvenli. Yani ben oldum, piştim. Serdar abinin dediği gibi. Ya da inanılmaz bir özgüven kaybı yaşadı. Ya bir olay oldu. Ya özel hayatında bir şey olmuş çok olabilir. Ençersen. Serdar sen ne diyorsun? Yani normalde bu, bu sene geçen senin daha üstünde olması lazımdı. Kesinlikle. Ee, geçen senenin ilk yarısı, ikinci yarısında herhalde ben sanmıyorum ki bu yaşta bir genç oyuncu yarım sezonda iki defa hat-trick yapsın. Türk futbol tarihinde belki de çıkışı yoktu. vardı yani hoca. Bak, yarım Şenol sezonda hoca bu yaşta. Şenol milli takımı asla almaz. İki defa hat-trick yaptı hocam. Kısa süreler arasında. Ee, oradan buraya nasıl gelindi? Bence saha dışı bir şey var. Yani Bence. özel hayatında kesin bir durum oluşmuştur. Çünkü e, Şenol Hoca da bir açıklama yaptı. E, Şenol Hoca'ya da bu soru soruldu. O da aynı şekilde cevap verdi. Yani sonuçta e, Hakan'ın da dediği gibi e, Şenol Hoca milli takıma yani hem Beşiktaş'ta oynadı hem milli takıma kadar çıktı çıkan bir oyuncu. Bir anda böyle bir duruma girmesi yani bir an evvel oradan çıkması gerekiyor. Yani %100 özel hayatında bir şeyler olmuştur. Ya da dediğim gibi çok özgüven ama aslında Avrupa'dan gelen bir futbolcuda nadir olabilecek bir durum. Yani sonuçta güven Almanya'da yetişmiş. Oradan yetişip geldi Beşiktaş'a. Yani ama ola da şey diyor hocam hani bir pozisyonda kaçırırsın bir pozisyonu değerlendiremezsin onun pişmanlığını yaşarsın onun no, üzüntüsünü yok, yaşarsın hiç, o, o da yok çok düşüş yani içinden bir düşüş o hırsı var. da almışlar sanki evet, evet. Ee, şimdi biz demin Atiba ve Tyler Boyd derken ben resmi, resmi teklifler derken. bunlar. Tabii. şimdi bir de resmi olmayan dolaylı teklifler var diyeyim. Yani teklif değildi, de bekliyorlar çünkü onun dedikoduları yavaş yavaş yönetimi da gelmeye başlıyor. Vida, Güven, Adem. Şimdi güven de bu isimlerden biri. Teklif alması muhtemel. Ee, gelirse de şaşırmam. Gelirse yönetim satar mı? Bence satmamalı. Adem Ray için. Yok güveni. Kiralık. Kiralık evet. Vermeli. Opsiyonu da öyle Karlilerin gibi ucuz bırakma. Bak şimdi Karlilerin'e 2,5 milyon euro opsiyon koymuşlar. Alacak sezon sonra. Alacak yani. Keşke şimdi Kaller'i alsa olsa ki Beşiktaş'ın eli kuvvettense eli kuvvetlense, ben de onu söylerim. Yani açsa. Yani, keşke açılsa, yani, satılsa. Ha şunu der. ikiye alın der. Yapar mı Beşiktaş? Yapması 500 milyon dediğiniz 3 milyon TL para. Ama şu an yap, ya transfer yapabilmesi için böyle bir hamle Vardı mutlaka düşünceleri arasında. Fakat şu deniliyor. Yani Kaller'i bu kadar ucuza niye yaptılar ki? Keşke 4-5 yazılsaydı onun opsiyonuna. Ama öyle bir çıkış bekleniyor muydu acaba? Ya Kallerini, bakın. Şu, gerçi geçen, e, Taner geçen seneki yayınlarımızda istatistiklerini veriyordu. İnanılmaz. Mesela bizim görmediğimiz birçok istatistik vardı. Ya benim demek istediğim şey şu. Kallerini, mesela. Beşiktaş'taki kariyerini karartan adam Babel'dir. Tuttu elinden. Gel oğlum dedi, seni dedi ben gezdireceğim dedi İstanbul'da dedi. Ne kadar güzel gece kulüpleri varsa, Lens abisiyle birlikte el ele gezdiler. Ne güzel, maşallah. Ne güzel. Sonra ona dediler ki ey Larin dediler bak seni gönderecekler dediler. Bir bıraktı o, ar o aralar toparladı. E, devre arası kamp dönemiydi hatta. Gene kampın en iyi futbolcusu seç seçildi. Kallari. İstanbul'a geldi bir gol kaçırdı. Antalya maçıydı herhalde. Orada çok Şenol Hoca da hemen keser biliyorsun. Tamam oğlum <laughs> demez yani pek ona demedi. Daha, daha iyisi varsa de. hemen koyar hoca. Hem iyisi hocam. Hemen daha varsa yapmışsın. ben olsam yaparım. Hocam o biraz hemen. duygusal çöküntüye yani giriyor. girdi. Şu anda mesela 21 maçta 7 gol saldırıyor. 7 asist. İnanılmaz bir rakam. Çok iyi bir rakam. Yani Statistik. müthiş istatistik Ve var. devre arasında ona kiralama teklifinde bulundular. Geldiler. Hoca dedi ki ya bu adam dedi iyi. Ben dedi göndermeyeyim. Ve devre arasında ona kiralama teklifiyle gelen Hollanda kulüpleri varmış. Demişler ki Arin abiye, sportif direktör, idari direktör diyelim neyse. Bu adam demiş Avrupa'da kendi yaş grubunda ceza sahası Hah, içerisinde yaşa. en çok gezen genç evet. forvetlerden biri. Öyle istatistik. Şu anda yani mesela soru. transfer market önümde açık. Alman sesi. Biliyoruz hepimiz. Güncel e, değeri 4 milyon euro olarak gözüküyor. Bak 24 yaşında. Kaydeder. Beşiktaş kaçırdı artık bunu. Adam alır. Zulta Beregem alacak büyük ihtimalle. Büyük bir ihtimal. Adam alır. Dün 2 gün evvel e, haber. Emercan Altıntaş Ümraniyespor'un gol kralı. Çok iyi bir transfer. Çok akıllı bir transfer. Alanya yapıyorlar. Spor Erol Hoca almış. Bugün de Mustafa Pekleme'yi aldılar. Zannediyorum anlaşma. Fakat işin garip tarafı nereden yetişti biliyor musunuz? Emircan. Beşiktaş altyapısı. Buraya baksana. Sana. Sonra İstanbul <laughs> Büyükşehir Belediye'ye gidiyor. Abdullah Havcı ya yanına. Oradan Ümraniyespor'a geliyor. Ümraniye Spor'dan bir kulübe daha gitti kiralık. Hatırladığım kadarıyla. Dün baktım çünkü istatistiklerine. Mesela bu sene gol kralı bu çocuk. Emre bir futbolcu canlı da izledim Ben de Bizim çok izledim sonra. ve her seferinde söyledim. Ya Beşiktaş'ın çocuğu Akar. bu çocuk alın. Beşiktaş'ın. E, Trabzon Trabzon'lu Trabzon Alt sporun ihtiyacı var. Alt e, yetiştirme bedeli zararı 5 milyon TL. Daha da fazla. Bak o ne biliyor musun? Şimdi o biraz göreceli bir kavram gibi gözükebilir. Yani sana göre bana göre. Fakat eğer altyapıda yetiştirme bedellerini alsaydın. Mesela bir tane kulüp geliyor diyor ki ya başka... Şu çocuğu bize ver. Oynamıyor mu oynamıyor işte. U19, U20'de duruyor. Para marası isteme. Al tamam senin olsun. Çocuk oynasın bari falan. Sen de bir şey olur belki falan. Soruyor danışmanlarını başkan. Ne diyorsun? Yok başkan. bir şey topçusu olmaz mı falan. <laughs> Olabilir olmayabilir de. Fakat ondan para kazan sen. Bak bir yandan sen altyapından yetiştirdiğin her futbolcu senin 11'inde mi oynayacak? Hayır. Dağıtacaksın. Olanı dağıtacaksın. Şimdi ondan bin, bundan iki bin diye diye beş milyon TL zararlı. Şimdi bazılarında ne var biliyor musun? Adam senden almış, başkan bize bırak. nasıl oynamıyor falan. E al ne yaparsan yap. Adam oynatmış bir sene sonra satıyor bonserviste. Nerede senin payın? Adam ondan para kazanmış bir de üstüne. Hakan'ın verdiği örnek neydi ismi? Emircan. Çok güzel bir örnek. Şu anda ligin gol kralı mesela. Çok iyi bir transfer. E, Hayır bir örnek gerçekten. daha Benim Merih işte bu, bu ülkenin altyapısından. Tıpkı Gitmiş. Şimdi bakıyorsun mesela. İlgilenmemişler. E, bizim Erdoğan şu anda Beşiktaş'ın. Evet Erdoğan. Stopper. Stopper. Erzincan maçında bakıyorsun. Müthiş bir performans. İlk maçı gol atıyor. Kendine güveni var. İnşallah elden kaçmaz. Mesela Fatih. Fatih Aksoy. Sivas'ta Aksoy. neler yapıyor Serdar? Önlü beri oldu adam. Ve Fatih Aksoy hakkında da şöyle bir şey diyebilirim. Bu da net bir bilgi olabilir. Avrupa'dan da teklif yani e, takip etti eden takımlar var Fatih. Çünkü Kesinlikle var. birkaç pozisyonda oynayabilen özelliğe sahip. Genç. Serbest kalma maddesi var mı acaba Fatih? Yok yok. Serbest kalma maddesi yok. Ee, Beş yaşa gelecek sezon sonra. Kısa bir güven içinde bir şey daha demek istiyorum. Güven e, Yalçın gibi duruma düşen futbolculara be, ben bir şey tavsiye etmek istiyorum. Tabii evet Yanlarına bir hayat koçu alsınlar. Yani hem fizyo, fizyoterapist tarzında hem özel hoca tarzı hepsi bir arada olup ona hem futbol ahlakını öğreten hem ona disiplini öğreten sürekli gözleri üstünde olan bakın böyle bu tarzda çalışan futbolcuların kariyerleri her zaman iyi gider. Örnekleri Burak Yılmaz var. kendisi zaten bunu fark etmiş. Daha çağlar örneklerim. çağlar söyünce. Yani Mert Çetin İlker e, Hoca sürekli yanında. Şimdi az para İlker kazanmıyor Hızım. futbolcular. Ya biraz olsun buralara yatırım, ya yatırım olarak görecekler. Çünkü Tabii sermaye sonuçta sizin fiziğiniz ve mental e, durumunuz. Hı. Onun için e, benim tavsiyem her zaman e, bir hayat koçu, bir fizyotera, her, her şeyi bir arada olan. Ya hocam güzel söylüyorsun de.